teknolojiyi kabul etmemek, dışlamak hiçbir bakımdan onaylanacak şeyler değil. Sormak istediğim konulardan biri de aslında şu. Birazdan ilerleyen dakikalar içerisinde Londra'ya döneceğiz. Gazeteci Nevsal Elevli'den sokağın izlenimi de alacağız ama bir de bilimsel açıdan olaya yaklaşmakta fayda var hocam. İngiltere başından beri aslına bakarsanız iyi bir sınav verdiği söyleniyor. Ama şu günlerde ise yeniden yeni vakalarda yükseliş var. Evet, İngiltere'nin durumu şöyle değerli Bal. Geçtiğimiz hafta 29 bin küsuratını söylemeyeyim. 29 bin dolayındaki olgu hasta sayısı diyelim, toplam yakalanan PCR pozitif hasta sayısı 29 binden 46 bine yükseldi. Haftalık olarak verilmesi daha uygun çünkü günlük dalgalanmalar çok yüksek olabiliyor. Bu %58 bir artışa karşılık geliyor. Ölümlerde ise 55'ten 61'e. Dikkat buyurun, haftalık bu. Türkiye'deki gibi günlük değil. 55'ten 61'e 6 ölüm azalma artışı var. Burada oran vermek çok doğru olmaz ama %11 veriliyor. %11 ölüm artışı. Rakam daha önemli, 55'ten 61'e diye. Neden olarak da Hindistan kaynaklı delta virüsü, delta varyantı daha doğrusu ileri sürülmekte. Ancak İngiltere'nin çok farklı bir durumu var. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere salgın yönetimini tümüyle özel bir kuruma, bilimsel kuruma bıraktı kendi ülkesi içinde. Sağlık Bakanlığı'ndan alarak özelleştirmiş oldu bir anlamda, tümüyle bilimsel. İkincisi, çok yüksek oranda dizin analizi yapıyorlar değerli Bal. %10'ların altına düşmüyor. Test sayılarına baktığımızda tırnak içinde dehşete kapılıyoruz. Hemen söyleyeyim rakamı. İngiltere'deki test sayısı 1.76 milyon. Düzelteyim. Nüfusunun 3 katı. 180 milyona yakın. 186 milyon test yapılmış. Ki İngiltere nüfusu 65 milyon dolayında. 3 katı nüfusunun Türkiye'de yarısını daha yenilerde geçti. 50 milyonlara yaklaştı test sayısı. Dolayısıyla yakalıyor. Çok fazla test yaptığı için bir. Testi yalnızca sağlık kuruluşlarına başvuranlara değil, tarama amaçlı yaptığı için. İki, toplumda belirtisiz ama bulaştırıcı olanları erken yakaladığı için. Ve üç, %10'lar dolayında, %10'ların altına inmeyen dizin analizi, sekans analizi yaptığı için de varyantları yakalıyor. Ve tanı koyduklarında da bu enfeksiyon işte delta virüs kökenli, varyant tipe bağlıdır, mutant tipe bağlıdır diyebiliyor. Bizim gibi ülkeler ise, bizden daha geri kalmış ülkeler ise buzdağının ancak üstünde küçük bir bölümü yakalayabiliyorlar ve adeta deve kuşu gibi durum budur biçiminde bir yanılgı içinde oluyoruz. Gerçek tabloyu ortaya koyamıyoruz. O bakımdan İngiltere'de durum dehşet verici sayılmaz. Bu varyantları denetim altına alacaklardır. Çok sıkı bir organizasyonları var İngiltere'nin ve önlemleri de bir parça artırdılar bilindiği gibi. Önemli olan da zaten bu. Şunu herkesin aklına sokması gerekir ki artık dünya bu işi silip süpürecek, kökünü kazıyacak diye bir rehavetin, rahatlığın asla yeri yok. Salgınlar dalgalarla giderler. Önlemleri zamanından önce gevşetirseniz hiç beklemediğiniz biçimde, işte bakın İngiltere bunu beklemiyordu. Dördüncü dalga demeyecek buna İngiltere'de ama dünya için, küresel toplum için, hele hele gelişmekte olan ülkeler için salgının epidemiolojik verilere dayalı yönetilmediği, politik tercihlerin öne çıktığı ülkelerde tehdit daha da büyük. Türkiye gibi her şeye karşın İngiltere'deki toplam olgu sayısı salgının başından bir yana 4,55 milyon değerli Bal. Türkiye'de bu rakam 5,3 milyon. Gerçi bir miktar nüfus farkımız var ama sonuçta İngiltere'deki olgu sayıları bizden daha fazla değil. Biz dünyada 5. sıradayız. İngiltere daha 7-8-9. Sıralara doğru toplam olgu sayısında geriye düşüyor. Bakından bütün bunlar bize şunu öğretiyor. Hiçbir ülke tek başına ben bu işi hallettim, çözdüm diyemeyecek. Hele hele küreselleşmeyi savunuyor iseniz, malların, hizmetlerin, insanların serbest dolaşımını savunuyor iseniz, bunun liberalleşmesinden yana iseniz, dünyanın her yerinde en az sağlık koşullarını, güvenlik koşullarını sağlamak durumundasınız. Küresel topluma bu yakışır. Başka bir çözüm de
Yok böyle uzar gider değerli bal. Uzadıkça da yeni varyant tipler ortaya çıkar. Yeni varyant tipler ki sayıları 10'a ulaştı şu anda. 4'ü çok ciddi, 6'sı ise potansiyel olarak büyük risk taşıyan virüsler bunlar. Sayın Saltık. Dinledik hiçbirinden söz etmiyorduk ama bugün 10 tehlikeli varyanttan söz ediyoruz. Şimdi söylemleriniz çok ciddi konular tabii ki bunlar. Ben de şöyle bir soruyu uyandırıyor. Belki bunu konuşmak için çok erken ama gerek Türkiye'yi gerekse dünyayı yaz sonunu nasıl görüyorsunuz? Yazdan sonra bizi ne bekliyor? Türkiye'yi uzun uzun konuşmak gerekir değerli Bal. Eldeki verilere baktığımızda Türkiye'nin hala dünyada toplam olgu sayısında bakımından 5. sırada olduğunu az önce söylemiştim. Ama nüfusu bakımından Türkiye 17. sırada. Günlük yakalanan olgu sayıları bakımından en son veri dünyada 400 binin biraz üstünde. Dolayısıyla Türkiye'ye yaklaşık günlük 4 bin dolayında olgu beklenebilir ama 6 binin üstünde. Epey yol almış olmakla birlikte hala durum ciddi değerli Bal. Ve dünyanın değişik ülkelerinde, bölgelerinde çok heterojen, türdeş olmayan, birbirine benzemeyen bir durum var. Kimi ülkeler başarılı oldu, kimi ülkeler işte Hindistan gibi, Asya'nın derinlikleri gibi, Endonezya gibi, bizim komşu ülkelerimiz gibi çok başarılı olamadılar. Doğrudan doğruya sosyoekonomik güçle yine ilişkili olmak üzere. Türkiye'yi ve dünyayı bekleyen en önemli tehditlerden biri turizm değerli Bal. Bir yandan sektörün canlanması, ayakta kalabilmesi için önemli bir etkinlik bekleniyor. Ama bir yandan da çok büyük bir risk oluşturuyor bu. Hele hele Türkiye turizm gelirlerine öylesine mahkum ki ekonomik durum nedeniyle, dış ticaret açığı nedeniyle, bildiğiniz gibi döviz açığı nedeniyle hemen hemen sınır kapılarında hiçbir önlem almadan ardına dek açmış durumda. Gelin yeter ki gelin deme durumunda. Bu Türkiye ve dünya için büyük bir risk yaratabilir. Görüyorsunuz varyant tipleri ve yaygınlığını. Her an, her yerde beklenmedik patlamalar olabilir. Keşke küresel toplum sorumlu bir dayanışma gösterebilse ve bu yıl için örneğin küre ölçeğinde, dünya ölçeğinde uluslararası seyahatleri kısıtlama çağrısı yapabilse. Yapmıyor ama kapitalizm bildiğiniz gibi kâra tapan bir ideoloji bu riskleri göze alıyor ve yapmıyor. O bakımdan Türkiye için bu boyut ciddi endişe boyutu. Nedenle turist gelecek Türkiye? Onunla bağlantılı bir. Geçtiğimiz yıllarda 50 milyona dek varıyordu bu rakam. Bu yıl 20 milyon dolayında beklendiği söyleniyor. 20 milyon da çok ciddi bir rakam. Hangi ülkelerden geldiği de belli. Rusya'dan geliyor söz gelimi, değil mi? Onlar da büyük ölçüde Mısır'a gidecekler şimdi. Destinasyonlarının bağlantılarını yaptılar. O bakımdan Türkiye'nin sınır kapılarında aman ha ne olursun ne olursa olsun gel politikasını bırakarak Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Dünya Turizm Örgütü'nün standartlarına uygun koruyucu önlemler alması zorunluluğu var. Öyle yol geçen hanı gibi değil ülke. 3-5 kuruş turizm geliri kazanacağız dolar diye ülkenin sağlığını, masum insanların yaşam hakkını feda edemeyiz. Bu hem bilimsel değil hem insani.